stüdyoda saat 19'u gösteriyor. Ve 19 itibarıyla Bay J Show başlıyor. Geçenlerde yemeğe davet etti. Çok nazik bir insan. Kibar bir insan olduğu için bu şekilde kovuyor personeli. Evet, böyle vedalaşıyor. Yemeğe davet ediyor. İşte bir tane saat hediye edip teşekkür ediyor filan. Ay, korku içindeydim ya. Neyse dedim, madem kovulma ihtimalim var diye düşündüm, çilek de yiyeceğim. Zaten üçüncü çileğe gelmeden çiftçiler bizi kovalamaya başladı. Merhaba millet. Burası Power FM. Şimdi Bay J'yi dinliyorsunuz. Artık yaz geldi, para biriktirenler birazcık tatil yapacak. Biriktirmeyenler benim gibi bol bol duş alacak. Evet. Ben seviyorum. Seviyorum duş almayı. Duş seviyorum ama yarım saat duşta kalanları anlamakta zorlanıyorum. Benim duşum 5 dakika sürüyor. Yarım saat ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Yanınıza tablet alıp Candy Crush falan mı oynuyorsunuz? Ha? Bu sabah özür dilerim. Yaz geldi, üşüttüm. Oğlumun yıl sonu tiyatrosunu izlemeye gittim. Sabah saat kaça koymuşlar biliyor musunuz? 10.35 arkadaşlar. Evet. Çok pardon ama hangi veli sabah 10.35'te bu kadar pahalı bir okulu ödemek için yırtınarak çalışmak yerine işi bırakıp tiyatro izlemeye gelir? Yani akıl var mantık. Ama sen çalışmıyorsun ki Bayce. Evet de... Akşam 7'de programım var. Biyolojik saatimi öğlen 2'den önce uyanmamaya ayarladım ben. 10.35 ya. Zulüm. Çocuklar çok iyiydi. Bir kısmı geleceğin oyuncu adayları. Diğerleri ise... Çocuk işte bildiğiniz. Evet, bildiğiniz. Aha. Yani ne biliyorsunuz bilmiyorum ama... 2017 senesinde... Bir ergenle benim çocukluğumu mukayese edemezsiniz. Ben 15 yaşındayken top oynayıp mahalledeki kızlarla takılmaya çalıştım. Oğlumun bir arkadaşı var, kredi kartı hackleyip overseas hesabına yatırıyor parayı. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Benim beynimde ciddi bir sorun vardı sevgili dinleyiciler. Ne olduğunu bilmiyorum. Doktora da gitmiyorum bu konuda çünkü... Beni ben yapan özelliklerinden vazgeçmek şey gibi geliyor. Dünyanın sonu gibi geliyor. Ama Bayşe, doktora gidersen belki bundan daha iyi biri olacaksın. Sensin daha iyi olacak. Bundan daha iyi nasıl olayım? Ha? Nasıl daha iyi olacağım? 2'de uyanıyorum öğlen. Günde 2 saat çalışıyorum. Evliyim, çocuğum var ve bundan sonrası için garanti veremem ama şu ana kadar hepsine bakmayı başardım. Evet. Diyeceksiniz ki neden garanti veremiyorsun şu andan itibaren bilmem. Patronuma sorsa mısa neden diyor. Evet. Beynimde problem var. Tam olarak ne olduğunu söyleyemiyorum ama... Eğer beyinde ishal olsaydı... Bu olurdu. Her şey çok fazla. Ne oldu bana biliyor musunuz? Hani... Herkesin bir yaşam amacı ve hedefleri vardır ya. Ben onları 10 sene önce çöpe attım. Ve eğlenmeye başladım. Belki siz şey diye düşünebilirsiniz. Ulaşamayacağını düşündüğün için vazgeçtin diye düşünebilirsiniz. Öyle olmadı. Ben ulaşamayacaksam kim ulaşacak? Sadece hayatımda bir hedef istemediğimi fark ettim. Bugüne kadar okul dışında... Üniversite bittikten sonra 23 milyon kelime yazdım arkadaşlar. 23 milyon kelime. Ortalama bir insandan herhalde 20 milyon fazladır. Sonra bunu yapmak için ayırdığım zamana baktım. Bunu kendine neden yaptın diye sordum kendime. Bilmiyorum diye cevap verdim bana. Sen istiyorsun sanıyordum, ondan yazdım dedim. Yo dedim kendim bana, ben kendime. Ben istemedim, uyduruyorsun. İşte bunun adı beyin ishali. Evet. Yemin ediyorum doğru. Geçen akşam karım işten eve geldi. Kanepeye yanıma yayıldı. Bana şöyle bir baktı ama yandan baktı. Ve şey dedi. Karizmatik herifsin ha. Ağlayayım mı? Üzüleyim mi? Sevineyim mi? Avukatımı mı arayayım? You're listening to Bay J on Power FM. Selam dinleyiciler, Power FM'de Bay J ben. Son zamanlarda sizi çok fazla düşünmeye başladım. Ne tatlıyım değil mi? Hayır, mesleği bırakmayı planlıyorum. Artık hayatıma başka bir yolda devam edeceğim. Ve programı bırakırsam Türkiye'de benden daha iyi bir akşam şovmeni olmadığı için perişan olmanızdan korkuyorum. Tamam peki, itiraf ediyorum. Seçtiğim diğer yolda başarısız olmaktan korkuyorum. Siz umurumda bile değilsiniz. Evet. Nasıl Bay J? Nasıl umurunda değiliz? Çok ayıp. Sen hastalansan hepimiz başında bekleriz.
Hiç gerek yok. Evliyim ben. Karım dursun başımda. Hak ediyorum başımda beklemesini. Hastalanacağım zaman başımda duracak diye evliliğin bütün angaryalarına katlanıyorum. Siz hiç zahmet etmeyin. O yapacak. Yapmazsa da günah boynuna. Net söylüyorum. Hadi yapmayın. Ah hadi. Monogami saçma sapan bir şey ve istisnasız herkes içinden buna inanıyor ama ne yalnız kalmaya cesaretimiz var ne de herkesin yaptığı şeyi yapmamaya. İsyankarlığı göze alamıyoruz. Bugün kadınların büyük kısmı neden ümitsizce evlenmeye çalışıyor biliyor musunuz? Tek bir sebebi var, o da bir cümle. Of, bütün arkadaşlarım evlendi. Yapma be kız kardeş, yapma be bacı kişi. Evlenme istemiyorsan, herkes köprüden atlasa sen de mi atlayacaksın? Mutlu musun hayatından, ona bak sen. İkinci cümle. Of, arkadaşlarım doğurdu, ben daha evlenecek adamı bulamadım. Gülüyorsunuz çünkü doğru bu söylediğim. Monogami. Kim ne zaman nasıl uydurmuş bu evliliğin uyulması gereken kurallarını, maddelerini bilmiyorum ama ya bir kadındır ya da uyuşturucu etkisinde bir erkek. Sen mi söylüyorum? Ya da şöyle bir şey de olabilir. Hayatı boyunca herkesten kazık yemiş biri insanlıktan intikamını almaya çalışmış. Size öyle bir kötülük yapacağım ki nesilden nesile cezanızı çekmeye devam edeceksiniz. Evlilik. Hele gayler evleniyor ya, ona hiç inanamıyorum. Harika bir hayatınız var, neden mahvediyorsunuz? Toplumun baskısı bile yok evlenin diye. Nasıl bir beyin tutulması? Ha? Neden? Çok iyisiniz. Geçen yıl neye gittim ben biliyor musunuz? Gay bir çift arkadaşım evlenecekler. Bekarlığa veda partisine gittim. Ya almıyor, kafam almıyor. Girdim otel odasına, dansöz yok, kızlar yok. İçimden dedim ki oğlum Bayşe artık kalp krizi taklidi mi yaparsın? Doğum sancıların mı tutar? Başına iş gelmeden uza. Bak bir şey diyeceğim. Ben asla homofobik olmadım. Hatta homofobik olanlara fobiyim. Ve her türden insan beni çok sever ve dinler, dinleyebilir. Dolayısıyla bilirler nasıl özgürlükçü bir zihin olduğumu arkadaşlar. Net. Ama gay bekarlığa veda partisi ne arkadaş? Annen alkolik mi Bayce? Ya tam emin değilim. Babam da olabilir ama aynı giyindikleri için bazen karıştırıyor. No one else is, but you are. Ama soramıyorsun ki tanıştığında. Çocuk yapmak istiyor musun diye hemen kaçacak bu adam. Ama ondan sonra da işte arıyorlar. Ben hamileyim, bir çocuğumuz olacak. Harika. Karım yanımda, konuşmak ister misin? No one else is, but you are. Anne babamla bir süredir görüşmüyormuşum ve buluştuğumuzda bana soruyorlar. Ne işle meşgulsün şu sıralar? Anne baba, ben bir kulak pamuğuyum. İstanbul Power FM stüdyosunda Bay J zamanı. Hafta içi her akşam 19-21 saatleri arası her zaman kaliteli, her zaman faydalı malzemeler ve içerik, her zaman taze Bay J. Kahvaltılık gevrek tanıtıyorum sanki, farkında mısınız? Ha, evet, kahvaltılık gevrek de olabilirim, sadece kulak pamuğu değil. İstanbullu olmaktan gurur duyuyorum. Sandığınız gibi bir gurur olmayabilir. Bu dünyanın başka bir şehrinde hayatta kalmak fazla kolay olabilirdi. Hiçbir şey başaramadıysam hayatta İstanbul'da iki aile geçindirip hayatta kalmayı başardım. Evet arkadaşlar, bir alkış hak eder bence de bu. Ama buraya kadarmış. Param da bitti, bu şehre dayanacak sabrım da kalmadı. Bekle beni Bodrum, geliyorum. Bir haftalığına. Sadece bir hafta, o da ne zaman emin değilim. Ne var? Tırmalamaya devam etmek zorundayım. Çok çok sevdiğim bir abim hep derdi ki bana, tepeye çıktın diye sevinmedi ve vurdun diye üzülme, hepsinin bir sonu vardır. Ama insanım ben de sizin gibi, yani dipte biraz fazla takıldığınız zaman hani hep dipte yaşayacakmışsınız gibi gelmiyor mu arkadaşlar? He? Ve dip derken sadece evli olmamı kastetmiyorum. Evet. Şaka bir yana, hayatımda bir ilk yaşıyor. Bir sürü ilk yaşıyorum. Bir tanesi de şu, ilk defa boşanmak istesem avukata verecek param yok. Evet. Diğer yanda ben eminim dinleyicilerim arasında beni boşamaya hazır bayan avukatlar vardır. İçinden şöyle geçiren, of Bay J seni bir boşarım ki mahkeme salonundan direkt Ibiza'ya tatile yavrum, bekar kaldım diye sevinme sakın. Bilen kafası. Vardır.
Ne gülüyorsunuz? Ben sizin fantezilerinize karışıyor muyum? Üstelik eminim beni dinleyen birçok erkek içinden... Adam haklı abi, mükemmel, mükemmel iş. Yani seni bedavaya boşayan avukatın parasıyla İbiza tatili. Üstelik yalnız da gitmiyorsun. Fevkalade, fevkalade. Dünüm. Annemin doğum günüydü. Kaç yaşına bastığını bile bilmiyorum. 118'den sonra bıraktım saymayı. 40 doğumlu hep 40 yaşında sanıyor kendini. Öyle bir tribi var. Çok şanslıyım diyor. Çok şanslıyım diyor. 1930'da doğsaydım kimse inanmazdı 30 yaşında olduğuma. Evet. Tabii anneciğim. Çok haklısın. Sonsuza kadar yaşamayacağız hiçbirimiz arkadaşlar. Şu anda öyle geliyor olabilir gençsiniz diye ama... yaşamayacak. Kalan hayatında söylediği yalanlara okey demeye karar verdim. Ne var ya? Ha? Ölene kadar istediği kadar yalan söylesin dedim. Böylece benim hakkımda söylediği doğru ve canımı sıkan şeyleri de yalan olarak algılamaya başladım. Üzülmüyorum. Bak size bir şey anlatayım. Geçen yıl parasız kalmaya başladığımda onu ziyarete gitmiştim. Dedim ki anne, piyasa kötü, bir sanatçı olarak İstanbul'da hayatta kalmak imkansız hale gelmeye başladı. Onun için fakirleştim. Yo dedi, hiç alakası yok. Kazanan kazanıyor mis gibi parasını, bir sen kazanamıyorsun. Ay, sevgi dolu bir anneden oğluna moral dolu bir demeç. Kim mesela kazanan anne dedim. Acun mesela dedi, çok iyi kazanıyor. Tabii, tabii canım. Anne dedim, iki tane mainstream televizyon kanalı olan bir milyonerle mi karşılaştırıyorsun? Hep öyle yap, olur mu? Hep öyle, gurur duyuyorum. Gerçekten Acun'la karşılaştırdın beni. Başka dedim. Ya ne bileyim başka dedi. Pavyon şarkıcıları senden iyi kazanıyor dedi. Anneciğim, amaç sadece para kazanmak olsa pavyona varana kadar kafamda neler var benim. Neyse işte annedir, öptük elini çıktık evden. Tabii yapacak bir şey yok değil mi? Ya ya. Despacito diye bir şarkı. Yemin ediyorum şarkı çıktığından beri Ricky Martin'le Enrique Iglesias düeti diye dinliyorum. Mesela atıyorum cumartesi oluyor, hala 300 gram vermem gerekiyor. Koşuya çıkıyorum, müsil alıyorum, karımla bir kavga ediyorum, hop yarım kilo gitti. Özellikle paranız yoksa yapın. Evet peki, bugün gençleri yakından ilgilendiren haberler bulmaya çalıştım. Rihanna hamile olabilirmiş. Ben Bayşe suçlamaları reddediyorum. Çocuk benim olamaz. Çünkü birincisi olay anında orada değildim. Rihanna ile tanışmıyoruz ki biliyorum bu çocuk yapmamak için bir sebep değil. Ya, aman! Ve Rihanna'ya 500 metre yaklaşabilmek için hayatım boyunca uğraştıktan sonra bir de bodyguardları için tekvando öğrenmem gerekiyor. Yani bu güzel yakışıklı adam Bay J'den Rihanna'ya kalan 70 yaşında tekvando yapan zavallı kadın hayatın anlamını öğrenemeden ölecek biliyorum. Biliyorum. Ben Rihanna gibilerden hoşlanmam. Beğenmiyorum. İnanılmaz kilo almış zaten. Ben büyük kalçaları olan biriyle olamam. Mümkünse hiç olmazsa en güzeli. Nasıl? Silikonlu göğüsleri olabilir. Bakın karşı cins konusunda en önemli şey önceliklerinizi belirlemek. Ben bununla yetinebilirim. Kimse mükemmel değildir. Ya ben ararım, bulurum. Uygun ölçülerde bir hanım. Sonra silikonları var. Dişleri inci gibi. Babası fabrikatör. 300 kız kardeşler. Ne yapalım? Yani kader, anlatabiliyor muyum? Kader bana genel olarak iyi davrandı. Ben genelde istemeyi sevmiyorum. Bu yüzden sanırım gelen her şey güzel oluyor. Evinizi satarken ne yapmanız gerekiyor? Evini satan var mı beni dinleyenlerden şu anda bilmiyorum ama... evini satanların favori radyo kanalı. Nedense. Şimdi arkadaşlar burada evinizi satarken strateji çok önemli. Çok büyük paralar oynayabilir. Hangi renge boyamanız gerekiyor evinizi? Emlak sitesi Zillow... evlerin renk fiyat ilişkisini analiz etmiş. Belli renklere boyanmış evlerin fiyatlarını beyaz duvarlı evlerle karşılaştırmışlar. İddiaları şöyle. Mavi banyosu olan evler 5400 dolar eklemiş evin fiyatına arkadaşlar. Devam et. Diğer yanda banyo duvarlarını beyaz bırakmak 4000 dolar ucuzlama sağlıyormuş evde. Koyu maviye boyalı yemek odası 1926 dolar eklemiş evin fiyatına. Açık mavi mutfaklı evler ve mavi yatak odalı evlerde Raiç'ten 1809 dolar daha pahalıya sattırmış evi. Pahalıya değil, pahalıya. Ama oturma odasını maviye boyatmayın diyorlar. 820 dolar düşüş sağlıyor. Diğer emlak fiyatı artıran renkler gri ve bej olarak belirlenmiş. Tuğla kırmızısı yemek odası 2000 dolarlık zarar demekmiş. Sarı, yeşil ve kahverengi
yine fiyat düşürten renkler olmuş. Sarı, yeşil ve ben de kiracıyım diye evi satamıyorum sanmıştım. Salonum pembe benim, ondan herhalde ya. Kiracıyım diye değil. Ya Türkiye'de kimsenin umurunda değil evin rengi. Nedenini de ben size söyleyeyim. Her gün telefonuma şöyle mesaj geliyor. En iyi kalite boyayla 4 oda bir salon boya badana 799 TL. Arkadaş, ev zaten 1 milyon lira. O parayı bulup bir ev alsam her ay yeni bir renge boyatırdım. Hangi renk bana huzur veriyor onu bulana kadar ya da evli olduğum sürece herhangi bir rengin beni huzura kavuşturmasına imkanı olmadığını kavrayana kadar. Evet. Aynen. Yok ama samimiyim, bugüne kadar kaç tane ev gezdim? Ne civciv sarısı odalar, ne pembe banyolar, ne çivit mavisi salonlar gördüm, tahmin edemezsiniz. Sanırım renksiz hayatlarımızı böyle renklendirmeye çalışıyoruz. Saat 20, hoş geldiniz. Bay J Show devam ediyor. Burada, Power FM'de. Bu hafta karıma yapmak istediğim açıklama şu. Canım, artık sana bakamayacağım. Diyeceksin ki patrondan para iste. Patrondan 2016'da biraz para istedim. Mailime geçen gün döndü. No one else is, but you are. Ama unutmayın, komedyenlerin en güzel şakaları yağlarda saklıdır. Bayşe, abi çok kilo almışsın diyenlere verecek bir cevabım oluyor. Ama güzel bir komedi programı dinlemek istiyorsunuz ha? Öyle değil mi? Yaz geldi arkadaşlar. Biraz geç, bazı biraz yağmurlu ama geliyor işte. Umarım hafta sonu güzel olur. Okulların da kapanmasına çok az kaldı. Evet, yanlış duymadınız. Okullar kapanıyor. Bundan böyle herkes kendi çabalarıyla eğitecek kendini. Ben Bay J'nin Power FM'deki şovunu sosyal bilgiler dersi olarak öneriyorum. İnsan ilişkileri, cinselliğe giriş. Talihsiz bir zorunlu ders adı. Müfredatta büyük ihtimalle farklı olur dersin ismi. Evet. Cinselliğe giriş değil de daha çok 101 falan gibi. Aşk, sevgi, yeme içme, görgü konusunda üstüme tanımam arkadaşlar. Evet. Power FM burası. Umarım keyifleriniz yerindedir. Hafta sonunda, yani okulların kapandığı hafta sonunda güneye gitmeye çalışanlara her zaman iyi şanslar diliyorum. Sezonun ilk adam akıllı güneşli hafta sonu oluyor. Büyük ihtimalle yollarda trafik o kadar tıkalı olacak ki yolda birbiriyle tanışıp evlenip çoluk çocuğa karışabilirsiniz. Ya da benim gibi biriyseniz ilk ikisini atlayıp sadece çoluk çocuğa karışabilirsiniz. Genelde öyle oluyor hayatımda. Nesli tükenen hayvanlar umurumda değil. Olduğu gibi. Bakın ne kadar açığım size karşı, değil mi? Tepki alacağımı bilerek size gerçeği söylüyorum. Ama bir takım hayvanların neslinin tükenmesi umurunda olan insanlara saygım sonsuz. Ve onların içini rahatlatma adına bugün size bir haber getirdim. Bilinenden daha fazla panda varmış. Nesilleri tükeniyor diye vır vır şikayet edenler şaşkınlık içerisinde. Beklenenden %40 fazlası varmış. 1600 tane doğada, 160 tanesi de kafeste. Bu sonuç Çin'in pandaları korunması için harcadığı süper çabanın bir sonucu olarak görülüyormuş. Bu ne anlama geliyor? Akşam yemeğinde panda var. Aa, bak bebeğim. İster kızart ister haşla. Fırında panda. Pandaları saymak çok zordur. Çünkü saymaya başladığınızda her birini saydığınızda aa deyip durduğunuz için nerede kaldığınızı unutuyorsunuz. Belki iyi ifade edememiş olabilirim. Her birini saydığınızda çok tatlı. Kaç tane saydım ya? Belki de ilk sayanlar renk körüydü. Ormanın yeşiliyle siyah beyaz pandaları ayıramadılar. Olabilir. Cep telefonu gelen kurşunu durdurup adamın hayatını kurtarmış. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Güney Afrikalı tüccar Johannesburg yakınında araba kullanıyormuş. Bir anda yanındaki arabadan biri ona ateş etmeye başlamış. Kurşun çarptığında elinde bir acı hissetmiş ama kafasına girmemiş çünkü cep telefonu onu kurtarmış. Koruyucu meleğim ve telefonun markasını söylemiş. Şaka yapmış. Telefon firması da çok memnun olmuş ve kendisine bir daha ateş altında kaldığında fotoğrafını çekmesi için kameralı bir telefon hediye etmiş. Çok saçma. Çok saçma. Ratatatatatatatata. Alo, sesim geliyor mu? Evet, kontra gerillalar saldırdı. Ya merak etme, bazuka mermisi cepten geri tepti. Evet, çok şanslıyım. Teşekkürler zonzin telefonları.
Bence adamlar araba kullanırken ceple konuşuyor diye ateş ettiler. Evet, bana hep oluyor, silahım yok diye ateş edemiyorum. Telefonu bırak, yola bak. Bu hikayeden aldığımız ders, kurşunlanarak ölme tehlikesine karşı herkesin ama herkesin araba kullanırken sürekli cep telefonuyla konuşması gerekiyor. Bluetooth'u kapat Bebiton, Bluetooth'u kapat. Bazıları bardağı yarısı dolu olarak görür, bazısı da yarısı boş. Ben garson kızın bacaklarına bakarım. Evet. Bardakla ilgilenenler zaman kaybından hayatlarını kısaltırken ömrüme ömür katıyorum. Ama merak etmeyin, sadece benden hoşlandığını fark ettiğim, elinde yüzük olmayan bekar veya bekar taklidi yapan garson kızlardan bahsediyorum. Sapık değilim ben. Yani belki biraz ama tek zararım kendime. Şu halime baksanıza, baksanıza. Oğlum beni keltoş diye çağırmaya başladı. Ön taraftan biraz geriye doğru bir açılma var. Annesi öğretti herhalde. Belki de boşanmak hataydı. Beraber kalıp gayrimeşru ilişkilerimi sürdürmeye devam etmeliydim. Demek keltoş dedim. Git annene sor bakalım. Mirası red ne demekmiş? Öğren. Hadi bir sor, be, sor bakayım. Sor. Bay J, ben Power FM'in nispeten yine en saçlarından biriyim. Bu kadar elektronik cihaz arasında her gün... Yani çocuk sahibi olduğum için bile kendimi şanslı sayıyorum. Hem benimki öyle tepekenliği değil. Alnım biraz büyüyor. Yani 20 seneye kadar... Hani şu böyle ortada saç yoktur, yanlarda saç kalmıştır. Onun gibi olacağım. Evet. Beni şu anda tanıyorsunuz ya. Bu tip huylar benim huylarım yaşlandıkça iyiye gitmez, kötüleşir. Ama önemli değil çünkü o zaman Power FM benim olmuş olacak. 4 milyon dolar biriktirdim. 76 milyon dolar olduğu zaman patrona teklif yapacağım satsın diye. Evet. Çünkü bence ederi bu 76 milyon dolar. Nasıl? Hayatta satmaz mı patron bu kadar ucuza? Hmm, anladım. Zaten ben başka bir yerden yaklaşacağım. Patron artık tatil yapmanızın zamanı gelmedi mi? Ben size şu 76 milyon doları vereyim. Siz benim ne kadar zor bir hayat yaşadığımı tahmin bile edemezsiniz. Her gün kafamın içindeki seslerin bana emrettiklerini alt edip... ...üç hiç tanımadığım insanın hayatını kurtarıyorum biliyor musunuz? Evet. Sonra ertesi gün gene. Bu yılda 1000 kişinin hayatı demek. Yılda 1000 kişinin hayatını kurtarıyorum şizofrenimi kontrol altında tutarak. Ondan sonra bakıyorum Nobel Barış Ödülü kime gitmiş? Kenyalı bir ekolojiste. Hadi ya! Ondan sonra şeytan diyor bırak sesler idare etsin meseleyi. Dur bakalım artık ya herru ya merru. Bu sonu güzel değil bunun onu söyleyeyim de. Happy ending yok yani. Birine size aşık olmasını sağlamak için ne yapmak lazım? Bundan daha güzel hizmet mi istiyorsunuz arkadaşlar? Alkışlayın, alkışlayın, verin, verin gazı. Birine size aşık olmasını sağlamak için yapılacaklar listesi. 1. Etrafında bolca takılın. Ama sonra müsait olmayın. İnsanlar elde edemediklerini isterler. 2. Onlar için iyi şeyler yapmayın. Bırakın onlar sizin için iyi şeyler yapsın. 3. Gözlerine bakın. 4. İlginizi eksik etmeyin. Konuşmaya yeni bir... Ben bunu geçen... 3 hafta önce falan galiba anlattım size ha, biliyor musunuz? Çok ciddi söylüyorum. Boş verin. Önüne gelen tavsiyelerde bulunuyor bu konularda. Hiçbirini dinlemeyin. Ben dahil. Lanet olsun. Çıplaksanız, kelseniz ve bir kadınla yataktaysanız ve üstünüzü örtecek bir şey yoksa ve beni dinliyorsa zaten size diyebileceğim bir şey yok. Yuh, yani iyi kadın hala size dayanıyor. Hayatım biraz daha sessiz olur musun? Ben şeyi duyamıyorum. Gebelirsin inşallah. Ben gidiyorum buradan. Ve Bay J. Power FM derken tamam evet. Sesimi duyurmam için bir radyo kanalına ihtiyacım var ama. Her neyse herkese merhaba. Nasılsınız bu akşam hey? Ha? Aa, evet bebeğim dünyada ne olursa olsun bize bir şey olmasın. Evet. Keyfinizin yerinde olmasına sevindim. Bazen kaçıyor keyif. Çünkü biliyorum özellikle gazetenin 3. sayfasını okuduğunuz zaman filan. Ve siz kaçan keyfinizi nerede arıyorsunuz bilmiyorum ama ben dolan dolaş... Kaçıp bana izini kaybettirmiş olan keyfimi hep bir genç kadında buluyorum. Neden bilmiyorum. Keyfim orada. Benim suçum yok. Keyfim nereye kaçıyorsa oraya gidiyorum. Adım Bay J. Bugün beni yeni dinlemeye başlamış olan birkaç kişi bu da kim diye düşünebilir. Sizin durumunuz yine iyi. Benim milyonlarca dinleyicim var hiçbirini tanımıyorum. Yani
aslında dinleyici grubuma, kısaca Türkçe konuşan herkes adını vermeyi uygun görüyorum. Çünkü gerçekten çok sevilen, beğenilen bir show. Bu inanmıyorsanız yanınızdakine sorun. Bilmiyorsa tebrik edin hapisten yeni çıktığı için. Evet. Evet. Bana diyorlar ki Bay J, başarının sırrı nedir? Öncelikle dünyada milyonlarca güzel kadın olduğunu 35 yaşından sonra fark etmiş olan bir akşam şovmenine başarılı demeyelim. Başarımın sırrı ne biliyor musunuz? Ben şikayet etmeyi, sızlanmayı çok severim. Ama sizin sızlanmanız gibi değil. Ben çözüm ararım, sonuç isterim. Neticesini görmek isterim meselenin. Atıyorum, kürk giymek cinayettir. Okey, tamam, kürk giymek cinayet, bunu kabul ediyorum. Ben de bir hayvan severim. Üstelik her hayvanı özelliğine göre severim. Mesela köpeğimi çok insancıl, oyuncu ve sevgi dolu olduğu için. İneği antrikotu için. Belki size bir şey söyleyeceğim. Belki de derken şey demeye çalışıyoruz. Seni çok seviyorum insan. Kesme beni. Doğduğum günden beri sana aşığım insan. Lütfen bak, orada elma var, onu ye. Elma ye insan. Neyse. Kürk giymek cinayettir. Okey. Sonuç yok. Neden? Çünkü kürk çok seksi, ayrıca insanı çok sıcak tutuyor filan. Var bir şey. Durun. Hala kürk giymek cinayet. Ana fikirde hemfikiriz. Öldürmeyelim o zaman hayvanları. Bayıltalım ve giyelim. Bayıltalım, yıkayalım güzelce. Aşılarını yaptıralım, kuduzu falan bilmem ne, giyelim. Olmaz mı? Çok mu delice? Aa Bay J, yeni kürkün ne kadar güzel. Şu uyandıracaksın, ne yapıyorsun? Mesela hayvan derisi terlik mi giyeceksiniz? İki tane fok alın, çıplak ayağınızla, son gücünüzle poposuna bir tekme atın, terlik diye böyle. Evde böyle. Düşünsene bak, biri bana hediye alıyor. Diyor ki değiştirebilirsin. Suadiye'den çıkıp Zeytinburnu'nda bir outlet'e gideceğim. Bir tane tişört değiştirmek için. İndirimden 15 liraya almış. Benim araba 2500 motor, 180 beygir, otoparktan çıkana kadar 25 lira yakıyor zaten. Pekala dinleyiciler. Ben Refen ve Bahçe'yi sevenler, acıkınca doyuranlar, sevilesi gelince sırtına pat pat yapanlar derneği üyeleri, sayın büyüklerim ve çocuklar, bu çarşamba akşamını unutulmaz hale getirmek bizim elimizde. Gece ne yapacaksınız bilmiyorum, bilmek de istemiyorum, iğrenç. Bana ne bir kere, her şeyden önce. Ama ben burada bulunduğum sürece bu akşamın olağanüstü görünmesinin sebebi ben olmak istiyorum ve ona göre hazırlık yaptım geldim. Lütfen Bahçe'ye merhaba deyin. Merhaba Bahçe. Evet. Ay. Bu sahne ismine biraz fazla alıştım galiba. Oğlanın okuluna gittim bugün. Bay VC yazıyordu. Niye C ile yazmışlar adımı diye. Evet, gerçekten. O W'dan isyan. Uyku konusunda bir çalışma gösteriyor ki çok fazla uyumak erken ölme ihtimalini yükseltiyormuş arkadaşlar. Biz radyo sunucuları uykusuzluğa alışığızdır. Bu yüzden benim için sorun değil ama şimdi benim sorum şu. Nasıl çok fazla uyursunuz? Yani yeteri kadar uyudunuz mu uyanırsınız zaten. Daha sonra kendinizi ne kadar zorlasanız da uyuyabilir misiniz? Yani bilemem, ben uzun yıllar sabah şovu yaptım ve sabah 4'lerde 5'lerde kalkmaya alışık olan biri olarak düşüncemi söyleyeyim. Bence bu araştırma kötü kalpli alarmlı saat şirketleri tarafından yaptırılmış. Evet. Evet, biraz önce programın tamamını dinleyen fedakar dinleyicilerimin bildiği gibi çözüme gitmeyi sevdiğimden bahsediyordum sevgili dinleyiciler. Çünkü hiçbir çözüm önermeden sızlanan insanlara dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Eğer mantıklı bir önerin veya çözümün yoksa sızlanma hakkın olmamalı diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Çin Halk Cumhuriyeti'nde ve bir takım Asya ülkelerinde çocuk işçi çalıştırıyor fabrikalar. Çocukların bu şekilde muamele görmemesi gerekiyor. Okey, kabul ediyorum. Ama öneriniz nedir? Asya'ya savaş mı ilan edeceğiz arkadaşlar? Yok, hayır. Benim önerim bütün ülkeler, hepimiz ayakkabılarımızı ve kıyafetlerimizi Asya'da değil, kendi ülkemizde monte edelim. Ve bu şekilde kreş ve okul öncesi eğitim meselesini de kökten çözmüş olalım. Hatta adına da el işi dersi deriz. Ha, öğretmen şöyle de, evet çocuklar, bugün el işi dersinde 40 bin tane futbol topu yapacağız. Ve
Çocuklar hadi heyecanlanalım. İlk 250 topunu bitiren gün ışığına çıkıp oyun oynama hakkı kazanacak. Başlayın bakalım. Başlayın diyorum size. Ay, şaka ediyorum işte. Bu gülmek ağlanacak halimize. Evet. Yani dünyanın halinden bahsediyorum. Sonra çöp sorun. Sokaklar kirli. Belediye her yeri her an temizlemeye, çöp toplamaya yetişemiyor. Mümkün değil. Önerim şu. Her eve bir keçi. Üstelik... geçen gün bazı yanlış anlamaların önüne geçme adına süper bir keşif yaptım. Herkesin doğum tarihi... vücudunun bir yerine dövme ile işlenecek. Doğum tarihi. Durun bir saniye, izin verin lütfen. Bu şekilde yemin ediyorum 18 yaşın altında olduğunu bilmiyordum gibi mazeretler tarihe karışacak. Memur bey ben 19 sanmıştım. Bo. Bir numaralı delili getirin lütfen. Gösterelim hanımefendi. Ne yazıyor burada? İyi akşamlar millet.